Ey dünya insanları, hepiniz Türksünüz. Bu cümle bana ait değil. Amerikalı yazar Jim DeMatteo'ya ait. Bunları ben söyleseydim milliyetçilikle suçlanabilirdim elbet. Ama inanın bu videoda çok az Türkçe kaynak kullandım. Jim, ilk insanların soylarının Türklerle başlayıp daha sonra dünyaya yayıldığını, öte yandan ilk konuşulan dilin Türkçe olduğunu, bilimin, felsefe ve dinin Türklerden başladığını söylüyor. Yine kendisine göre İnsanlığın bulunduğu huzursuzluğun çözümünü ancak Orta Asya ve Türklerin getirebileceğini, daha iyi bir dünya için gerekli açılımları ancak onların yapabileceğini iddia ediyor. Peki Matlak'ın da söylediği gibi gerçekten tüm dünya Türk mü? Kızılderililer Türklerle aynı soya mı sahip? Bu soruyu araştırmam için pek çok kez ısrar ettiniz. Ve ben de videoyu hazırlamak için haftalarca hazırlık yaptım. Konu oldukça kapsamlı. Birincisi, Kızılderililerin Orta Asya köklerine sahip Türk kökenleri var mı? Bununla ilgili Atatürk'ün bizzat çalışmaları olduğunu biliyoruz. Diğer olasılığı da paylaşmak istiyorum. Türkler insanlığın ataları mı? Elbette bunu da konuşacağız ama bana kalırsa Jim biraz aykırı ve uçuk bir yazar. Bu tarz tarihi araştırmalar objektif olunduğunda çok değerli. Bu yüzden izin verin. Konuya dair farklı türden düşünceleri anlatmak için size yardımcı olayım. Eğer siz de bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Konu çok detaylı ve bu yüzden uzun bir video olacak. Atlamadan lütfen dinleyin. Az önce de bahsettiğim gibi Atatürk'ün eski uygarlıklara çok büyük merakı vardı ve bunlar üzerine kitaplar okuyordu. Onlardan biri de Cihan Tarihi'nin Umimi Atları'dır. Bu eser 1927 yılında devlet matbaasında basılmıştır. Kitabın yazarı Herbert George Wells basitçe şu yargıya varır. Amerikan yerli halkı Moğol ırkına mensuptur. Birinci cildin 116. sayfasında yer alan bu cümle Atatürk tarafından önemsenmiş ve altı çizilmiştir. Atatürk'ün yerli Amerikan halklarına karşı ilgisi sadece kitap okumak ve anlamaya çalışmakla kalmamış, aynı zamanda Amerika'daki eski uygarlık ve Türkler arasında bir köprü olup olmadığının araştırılması konusunda Meksika'da elçi görevlendirmiştir. Kemal Atatürk'ün görevlendirdiği bu kişi Tahsin Maya Tepek'tir. Maya Tepek, 1935 ve 37 yılları arasında 3 yıla yakın Meksika'da yaşayan diplomattı. Bu süre zarfında Mustafa Kemal Atatürk'ün görevlendirilmesiyle tarih ve dil üzerinde araştırmalar yapmıştır. Orta Amerika'da Maya kültüründeki güneş kültü ve güneşe tapınma eyleminin Orta Asya'daki güneş kültü ile olan ilişkisini Maya diliyle Türkçe ve diğer Asya dillerinin ilişkisini incelemiştir. Ki güneşe tapınma ile alakalı benim de çok fazla araştırmalarımın olması bakımından bu durum bana sıra dışı geldi. Atatürk'ün de desteğiyle çalışmalara başlayan Maya Tepek, M.Ö. 200 bin ile 70 bin yıllara ait bilgileri içeren Meksika tabletlerini inceleyerek günümüzden 12 bin yıl önce yok olan Yüksek Medeniyet Merkezi Mu kıtası ile ilgili bilgiler toplamaya başlar. O sırada İngiliz albay James Chatsworth'ın Hindistan'da bulduğu nakal tabletlerinde yer alan Mu kıtası hakkında bilgilere yer verdiği orijinal dili İngilizce olan 5 kitabı inceler. Bunların hepsini 1935 ve 1936 yıllarında önce Atatürk'e daha sonra da Türk Dil Kurumu'na gönderdiği raporlarla sunar. Mu kıtasının varlığından, yok oluşundan ve dahi medeniyetlerden bahsettiği, öte yandan Amerika'daki yerli kabilelerden bazılarının dillerinde Türkçe kelimeler bulundurduğunu, Kuzey, Orta ve Güney Amerika kıtalarında 300 kadar Türkçe coğrafi isimlerinin olduğunu belirttiği bu raporlar Çankaya ve Anıtkabir arşivlerinde bulunmaktadır. Maya Tepek ilham aldığı İngiliz yazar sayesinde raporunda şunları iddia ediyor. Pasifik Okyanusu'nda Avustralya ile Güney Amerika'nın arasında ekvator çizgisinin biraz güneyinde ve Yeni Zelanda'nın kuzeydoğu kısmında yer almış olan Mu kıtası bundan 12 bin yıl önce çok büyük depremlerle sarsılarak yıkılmış, üzerinde barındırdığı 60 milyon civarında insanla birlikte sulara gömülmüştür. İngiliz yazarın söz konusu bu eserleri Atatürk'ün emriyle Türkçe'ye çevrilmiş ve bu çeviriler dosya içinde kendisine sunulmuştur. Bugün Anıtkabir arşivinde bulunan bu çevirilerin bazı dikkat çekici satırları Mu'nun Türk milleti ve Türkçe ile ilgisi çerçevesinde altı bizzat Gazi tarafından çizilmiş kelimeler vardır. Atatürk bu cümlelerin yanına el yazısıyla bazı notlar yazmıştır. Konuyu toplamak gerekirse Atatürk'e gönderilen bu raporlarda Amerika kıtasında yaşayan yerlilerin dillerinde bazı ortak kelimeler olduğu net bir şekilde belgelenmiştir. Lakin bu sözcükler oldukça azdır ve bizden üstün olduğu düşünülen Mu kıtası ve medeniyetine yönelik çalışmaların yer bulduğu 3. cildin kayıp olduğuna dair iddialar da mevcut. Ama yine de dil açısından benzerlik arayacak olursak farklı araştırmalarla şöyle destekleyebilirim. İki dil arasındaki benzerliklere göz atmamız için bazı örnekler bırakıyorum. Tepenin tepek, törenin türe, yanındanın yanında, günün kün,
Tekin'in tekun anlamına geldiği bazı kelimeler var. İki dil arasında benzerlik söz konusu olan kelimeler gerçekten birbirine çok yakın. Atatürk'ün tüm çalışmalarına rağmen yine de Kızılderililerin köklerine dair net şeyler söylemek mümkün değil. Peki yerli Amerikalılarla başka benzerliklerimiz var mı? Bugün Sibirya'da yaşayan Tuva, Altay, Hakaz, Televi ve Saka Türkleri arasında bütün canlılığı ile yaşayan gök tanrıcılığın, Kızılderililerin şamanizm inançlarıyla ortak özellikleri var. Ama bu konuya girmeden önce Amerikalı Kızılderililerin nereden Amerika kıtasına geldiklerine dair bazı kayıtlara göz atmamız gerekiyor. İspanyol doğa bilimcisi olan Jose de Acosta, Amerika Kızılderililerin Sibirya'dan gelerek Bering Boğazı'ndan geçmek suretiyle Amerika'ya yerleştiği fikrini ilk defa 1589 yılında ortaya attı. Ona göre açlık ve savaşların yol açtığı göçte Kuzey ve Doğu Sibirya'ya doğru göç eden insanların kitleler halinde Bering Boğazı'ndan geçerek Kristof Kolomb'dan binlerce yıl önce Amerika'ya geldiklerini belirtmiştir. Amerika'ya gelenlerin ilk defa buzul devrinin sonuna doğru Amerika'ya ayak bastıklarını, yapılan arkeolojik kazılardan çıkan insan kemikleri de ispatlıyor. Araştırmalar Sibirya'da bulunan insan kemiklerinin Amerika'da bulunan insan kemiklerinden binlerce yıl daha eski olduğunu ispatlamıştır. Öte yandan Amerika'da bulunan insan kemikleri ile Sibirya'da kazılar sonucunda elde edilen insan kemikleri üzerinde yapılan DNA testleri ise Bering Boğazı'nın her iki yakasında bulunan insan kemiklerinin aynı ırka sahip olduğunu ve bu insanların Amerika'ya 20 bin yıl önce geldiklerini ispat etmiştir. Elimizdeki bilimsel dayanaklara göz atarsak, evet, Kızılderililerin atalarının Sibirya kökleri olduğunu söyleyebiliriz. Eskimo ve Aleut Kızılderili kabilelerinin yaşadığı bölgelerde bulunan insan kemikleri üzerinde yapılan genetik incelemeler, bu insanların Asya'dan 7500 yıl önce Amerika kıtasına geçtiğini söylüyor. Arizona Devlet Üniversitesi'nden antropolog Chris Turner'ın yaptığı son araştırmada elde ettiği bulgularda Amerika yerli Kızılderililerin diş yapısı ile Sibirya tunduralarında yaşayan insanların diş yapısının aynı olduğu da ispatlanmıştır. Buradan yola çıkacak olursak bu insanların ortak özellikleri arasında inanç ve kültürün de olup olmadığına bakmak gerekiyor. Türk ve Kızılderili şamanların ortak özelliklerinden bahsederken Mircea Eliade şunları kaydetmektedir. Öbür dünyaya seyahat etmek, arşa çıkmak, cennete gitmek, Türk, Tatar ve Kuzey Amerika şamanları arasında yaygın olan ortak bir özelliktir. Yakutların inançlarına göre kainat 3 tabakadan ibarettir. Mavi sema, orta dünya ve yeraltı alemi. Uçmak olarak da tabir edilen mavi sema 7 veya bazen de 9 katlı olarak anlatılmaktadır. Yakutların karanlık dünya diye adlandırdıkları yeraltı aleminde ise daha farklı yaratıkların yaşadığı sanılmaktadır. Yeraltı dünyasının tek gözlü, tek kollu, tek bacaklı, iki kuyruklu atların bulunduğu bir mekan olarak tanımlamışlardır. Bakıldığında İslamiyet inancıyla da örtüşen bu inanışlar Kızılderililerde de mevcuttu. Öte yandan eski Türk inancı olan şamanizm ile Kızılderili ayinlerin benzerliklerini şu şekilde izah edebilirim. Orun yazıtlarında geçen ve ölüm törenlerinde yaşçı olarak bilinen ağıt yakan ölü ağlayıcılar Kızılderililerde de vardı. Kabile şamanları da ortak bir paydaydı. Kızılderili kabileleriyle Saka, Altay ve Tuva Türklerinin adetlerinin mevsimlik dini merasimlerine benzemesi, öte yandan Kızılderililerin sergilediği danslardaki figürlerin şaman ayinlerindeki figürleri andırması gibi durumlarda söz konusudur. Mekan değiştirme ve yeraltı dünyasında olduğu gibi semanın çeşitli katlarında seyahat etmek Yakuş şamanları ve Alaska'daki Kızılderili şamanlarla ortak bir özelliktir. Genetikçi Valeri Ilinski, alt ayaklarının yerli Amerikalılarla yakın akraba olduğu teorisini doğruluyor. Artık elimizde açık bir kanıt var ve buna itiraz etmenizin faydası yok dediği kayıtlar mevcut. Bununla alakalı 2013 yılında dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinden iki tanesi Nature ve Science, yerli Amerikalılar ve onların Sibirya kuzenlerindeki tüm genomların analizi hakkında makaleler yayınladı. Bu makaleler aracılığıyla dünyanın diğer bölgelerindeki popülasyonlarıyla bir karşılaştırma yapıldı. İlk çalışma Brezilya'dan 48 kişiyi analiz etti. İkinci çalışma ise ABD ve Sibirya'daki insanlardan 31 genomu analiz etti. Her iki çalışmanın sonuçları yerli Amerikalıların atalarının Sibirya'ya yaklaşık 2000 ila 30 bin yıl önce terk ettiğini doğruladı. Bu yayınlardan sonra Dr. Balanowski daha geniş bir çalışma yapmaya karar verdi ve 90 ülkeden 25 bin DNA örneği araştırıldı. Sonuç olarak bilim adamları Kızılderililerin alt ayaklarıyla yakından ilişkili olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladılar. Başka bir bilim adamı olan Pennsylvania Üniversitesi Antropoloji Bölümü doçenti Theodor Schur, Rusya, Moğolistan, Çin ve Kazakistan'ın kesiştiği Altay bölgesinin
on binlerce yıldır çok sayıda halkın gelip gittiği kilit bir yer olduğunu belirtti. Önemli olan da bu. Biz bu çeşitlilik arasında Türklerin olup olmadığını nasıl anlayacağız? Hele ki konunun tarihi on binlerce yıla uzanırken. Buna net bir cevap vermek benim için imkansız. Sizin de konuyla alakalı fikirlerinizi yorumlarda yazmanızı istiyorum. Araştırmaya göre Amerika kıtasındaki ilk insanların ataları bu halklardan biriydi. Ve bugün Rusya Federasyonu'nun bir parçası olan Altay'dan 20.000 ila 25.000 yıl önce gelmişlerdi. Asyalılara ait genetik özelliklere sahip bu insanlar o dönemde sular altında olmayan Bering Boğazı'ndan geçmeden önce tüm Sibirya'yı kat ettiler. Araştırmalarında Amerikalı Kızılderililerin ve Güney Altay bölgesinde yaşayan yerli kavimlerin DNA'larında Y kromozomunu analiz eden bilim insanları İki grubun paylaştığı ve bunları özgü genetik mutasyonu bulmaya çalıştılar. Araştırmanın sonucunda Amerikalı ve Rus antropologlar her iki grupta da anneden miras, mitokondriyal genlerde aynı genetik özellikleri buldular. Çalışmalarında bu mutasyonların ortaya çıkması için ne kadar zaman geçmesi gerektiğini hesaplayan bilim insanları, Altay genlerinin 13.000 ila 14.000 yıl önce Amerikalı yerlilerdekinden ayrıldığını tahmin ediyor. National Geography'ye göre bazı farklı bulgular da söz konusu. Ilebrian Handwerk'in imzası olan metne göre yeni dizilen genomlarda kızılderili genlerin yaklaşık üçte biri daha önce düşünüldüğü gibi tamamen Doğu Asyalılardan ziyade Orta Doğu ve Avrupa ile bağlantılı Batı Avrasyalıklarından geliyor. Uzmanlar 24.000 yaşındaki Sibiryalı bir gencin kol kemiğine dayanan araştırmanın Amerika'nın yerli halkları için yeni kökenleri ortaya çıkarmanın yanı sıra kızılderili kimlikleri hakkında yeni tartışmalara yol açabileceğini söylüyor. Sonuç olarak bilimsel araştırmalar bize farklı şekilde bilgiler veriyor. Ama biz Türklük ile devam edelim. Peki öyleyse kızılderili kültürüyle Türk kültürü ne kadar ortak? Türk tarihinde önemli yer tutan çadır yaşamının Kızılderililerde de çok önemli olması, Kızılderililerin de Türkler gibi avcı bir millet olması, saçlarını tıpkı Göktürklerde ve Hunlarda olduğu gibi gücü simgelediği için uzatmaları gibi benzer şeyler olsa da bunlar Türk olduklarını kanıtlamaz. Ancak atasporumuz güreş benzeri oyunların Kızılderili kültüründe de bulunması ve dokudukları kilimlerin Anadolu motifleriyle çok benzer olması bana ilginç bir payda olarak göründü. Öte yandan Orta Asya müzik aletlerimizden olan kapuz benzeri aletlerinin İnkalarda da olması, Kızılderililerin de Atatürkler gibi çok kullanmaları, birçok Kızılderilinin elbisesindeki bozkurt, en büyük simgelerinin kurt, at, kartal ve ay olması, kültürümüz arasındaki bu büyük benzerlikleri bana daha iyi gösterdi. Her şeyi toplayacak ve Kızılderililerin Orta Asya köklerine sahip Türk kökenleri var mı sorusuna geri dönecek olursak kısmen evet var diyebiliriz. Lakin 15.000, 20.000 yıl öncesinden bahsediyoruz. O zamanlarda bu coğrafyada gerçekten Türk kökenli insanlar yaşıyor muydu? Eğer yaşıyorsa bile o zamanki kökenle şu anki Türk kökenleri bir mi? Bu soruları size bırakıyorum. Benim için bir şey söylemesi çok güç. Sevgili dostlar, Atatürk'ün bile şahsi çabalarının yetersiz kaldığı bir ortamda 20.000 yıl öncesine benimle yolculuk yapmak ve ışık tutmak son derece zor. Elbette bu soruların kesin ve net cevapları da yok. Ama olabildiğince farklı bakış açıları sunmaya çalıştım. Bu videoyu yapmamı benden çok istemiştiniz. Yaptığım ankette yaklaşık 1500 oy aldı. Gerçekten çok uzun bir araştırma sonucunda bu videoyu çektim. Ve biraz samimi olmak gerekirse şu an tüm içtenliğimle ve kısık sesimle yaklaşık 37 dakikadır bu metni seslendirdim. Bunu söylüyorum çünkü sizlerin destekleriyle 10.000 abonenin üzerine geçtik. Bu benim için çok mutluluk verici bir durum ve sizlerin destekleri sayesinde oluşan bir durum. O yüzden beni desteklediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız ve motivasyonumu yükseltiyorsunuz. Cümleleri toplayacak olursak tüm bu anlattıklarımdan sonra siz ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtin lütfen. Beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.